Metropolde yaşamak zor. Sabahın karanlığında işe gitmek için düşülen yollara emekçi ailelerinin tüm bireyleri alışmak zorunda. Hele de genç yaşınızda çalışmaya başladıysanız her sabah düştüğünüz yolların sık sık değişmesi kuvvetle muhtemel. Bu hafta bulundukları çok farklı mekanlara, yaptıkları çok farklı işlere rağmen bu deneyimi paylaşanların yaşamlarına konuk oluyoruz. Bu isimlerden ilki en sonunda komüleye uzanan kısa ama hareketli öyküsüyle Nuri. Şu anda hizmet sektörünün İstanbul'daki cenneti halini alan Fatih'te bir otelde çalışan Nuri'nin öyküsünü bir akşamüstü buluşmasında dinliyoruz. Eğitimin, iş yaşamının ikileme kimleri için böyle bir gerçeği ifade ediyor. Nuri de erken yaşlarda çalışma hayatına atılmak zorunda kalanlardan. Bu erken başlangıç beraberinde de pek çok iş deneyimini getirmiş. Nuri, sen çok uzun zamanda çalışma hayatının içindesin. Evet. Şu an 23 yaşındasın. Yaklaşık bir 7-8 senedir çalışıyorsun. Aynen, 7-8 senedir çalışıyorum. Nasıl oldu? Biraz anlatabilir misin? Liseyi yarıda bıraktın, yani neden yarıda bıraktın? Okul dönemim lisenin yarısında bitti. Sonra çalışmaya başladım. Neden maddi, bıraktın peki? Hani yani maddi sebeplerden dolayı biraz, yani %50 kısmı o yüzden. Diğeri de işte yaşadığımız ortam diyeyim, arkadaş çevresi biraz etkiledi. Aynen. Sanırım. Bunlara biraz, bunlar sebep oldu. Sonra okuldan sonraki çalışma dönemim, Zeytinburnu'nda bir deri atölyesi vardı, amcamın, tekrar amcamın. Orada çalışmaya başladım. Bir, iki sene falan orada çalıştım. Tabii. Orada işte çıraktım, işte ütü basıyordum falan filan, kalite kontrolüyle yardım ediyordum. Senin için zor olmuş muydu? Mesela çok küçük yaşta başladın, yani, hani çok gençtin. Aynen. Nasıl koşulları vardı senin için? Ya ilk başta tabii bir afallama dönemi oldu, çok zordu mesela. Sabah 7'de 8'de kalkıyorsun falan filan. Okul ortamı yok, arkadaşlar yok mesela. Artık iş hayatına atıldın, gerçek hayat, yüzleşiyorsun falan filan. O biraz sorun olmuştu benim için ilk böyle 5-6 ay. Sonra alıştım tabii. Paramı kazanıyorum, eve destek oluyorum falan filan. 2 sene gibi bir süreç orada çalıştım. Sonra oradan çıktım, kuyumcuya girdim. Daha böyle kendimi üst seviyelerde şey yapmıştım, hayallerim falan vardı. Başladım, Yeni Moslu Çoban Çeşme'de kuyumculukta çalışmaya başladım bir firmada, büyük bir firmada. Orada da mıhlama bölümünde taş takıyorduk, pırlanta falan filan. Orada çırak olarak girdim. İlk 4 ay çalıştım. Çok beğendiler beni. Tabii. Sonra özel İtalya'dan gelen CNC makinesi vardı. Lazer kesim, lazer. Müdür beni oraya almak istedi. Bayağı iyi çalıştığım için. Hani kafa basıyor dedi seni. Oraya gir dedi. 2 sene boyunca da CNC'de çalıştım tabii. Sonra işte askerliğim geldi. Ha tabii ondan önce de oradan çıktım. Bir senede Avcılar'da garsonluk yaptım bir restoranda. Bayağı deneyimlisin yani iş konusunda sen. Aynen 2-3, 3-4 meslekte çalıştım yani. Sonra işte bir sene orada çalıştım. Arkadaş ortamı falan filan. Aslında kafede daha böyle bir arkadaş ortamı yapıyorsun. Orada daha mı rahattın o açıdan? Daha rahattım aynen. Senin daha keyifle çalıştığın aynen, yer miydi? Aynen keyifle çalışıyordum. Neden ayrıldın? Sürekli oradan garsonluğum, askerliğim geldiği için ayrıldım. Yani son bir ay ayrıldım işte kendime vakit ayırdım. Biraz tatil yaptım falan filan. Askeri hazırladım kendimi. Aynen. Uzun dönem yaptım. Bir yıl oradaydın. Askerdeydin. Bir yıl askerdeydim. 2017 senesinde askerdeydim. 2016'nın sonlarında gittim. Yine 2017'nin sonunda geldim. İşte askerliğim acemiliği Manisa Kırkayaklı'da yaptım. Komandoydum. Nasıldı senin için? Aslında askerliği hani az çok biliyoruz ama sonraki süreç senin için biraz zor olmuş sanırım. Bir alışma sürecin olmuş. Aynen. Günlük hayata. Orada ne hissettin? Yani yani neden alışamadın? Şöyle söyleyeyim. Daha önce ailemden hiç ayrı kalmadım ben. Askere başlayınca biraz afallama dönemim oldu yani. Herkesten uzak. Bayağı il dışına bile gitmedim yani. Ailemden uzak il dışına gitmedim. Farklı şehirlerden arkadaşlar, asker, yani devrelerim diyorum ama. Devrelerle iç içeydik. Biraz sıkıntı oldu yani bir ay falan filan. Toparlama dönemi falan filan. Orada biraz sıkıntı yaşadım. 2 aylık bir acemi birliği sürecim oldu. Sonra usta birliğine terfi olduk. O arada 10 gün dağıtım izin veriyorlar sana. İstanbul'a geldik. Şimdi 2 ay acemi birliğinde pişiyorsun. Şimdi oraya alışıyorsun. İzine dönünce bu sefer burada yabancılık çekiyorsun. Nuri'nin lise yıllarında ailesine destek olmak durumunda kalmasıyla başlamış iş hayatı. Yolculuğu onu deri atölyelerinden kuyumculara, oradan da bir otele sürüklemiş. Şimdi yaptığı işte mutlu ama onun için işinin en büyük anlamı hala ailesinin geçimine katkı sağlayabilmesi. Ulan günümüz
konumuza dönersek, sen şimdi bir otelde çalışıyorsun. Aynen, evet. Ve vardiyalı çalışıyorsun. Hani her hafta değişiyor bir yandan vardiyaların. Peki yani mesela senin bir günün nasıl geçiyor? Ya da bu vardiyalı her hafta değişen sistem senin için bir artı mı, eksi mi? Yani 3 vardiyamız var dediğim gibi. İşte sabah 7-3, öğlen 3-11 mesela. Gece vardiyası da var. 11-7. Bir de akşam vardiyası var. Bu bar vardiyası oluyor. Şu an o vardiyadayım ben. Yani akşam 6 şey diyeceğim. Akşam 6 gece 2 mesela. Gece 2'de lobiler kapanıyor. En rahat aslında, ya herkese zor gelebilir ama en rahat var diye bence sabah 7-3. Ya erken kalkması biraz sıkıntı oluyor da. Ama günün geri kalanı sana mı kalıyor? Pek aynen, günün geri kalanı bana kalıyor. Sabah 7'de gidiyorum, 3'te çıkıyorum, sanki işe gitmemişim gibi tabii. Ya arkadaşlarımla vakit geçirebiliyorum, ailemle. Kardeşim var mesela, 11 yaşında kız kardeşim. Onunla vakit geçirmeyi seviyorum. Sürekli mesela arkadaşlarımla tanıştırdım onu falan filan. Güzel aktiviteler yaparız, sinema, bowling falan filan. Öyle şeyler yaparız, işte AVM'lere götürürüm onu falan. Bir de 3-11 vardiyası var. O da uyku yönünden biraz rahat. Hani istediğin mesela geç yatabiliyorsun. İşte geç yattığında mesela yabancı film seyretmeyi seviyorum. Filmler falan izliyorum. Mesela 12-1 gibi öğlen kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Evin işine yakın mı? Evim işine yakın. 10 da artısı var. Aynen. 5 dakika falan yürüme mesafesi. Bayağı yakın. Öğlen kalkıyorum. 3'te başlıyor işte. Akşam mesela bir 50-60 kiloluk yemek oluyor. Mesela 3-11'de restoran bölümünde oluyoruz. Orada işte misafirlerimize yemek veriyoruz. Yemek servisimiz oluyor. Alakart şeklinde. 11'de de evime geri dönüyorum. Gece vardiyasında da havalimanından gelen misafirler oluyor gece. Onları veriyoruz. Gece sabah açık büfeye hazırlık. Öyle diyeyim size. Öyle geçiyor yani sabah. 3 vardiya toplam böyle geçiyor. Peki yani asıl ortam olarak günde 8 saat çalışıyorsun. Tabii günde 8 saat. Pek çok kişi hani 10 saat, 12 saat çalışıyor. Aynen. Sen çok avantajlı bir noktada bayağı kalıyorsun. Bayağı avantajlı. Mesela buradan çıksam mesela 10-11 saat dengesiz olur yani. Kendim şey yapamam. 8 saat çok iyi bir vardiya bence. Hizmet sektöründe çalışmanın kendisine göre zorlukları var. Uzun saatler ayakta kalarak servis yaptığınız bir günün sonunda sosyal hayatınıza vakit ayıracak enerjiyi bulmak oldukça zor. Ama Nuri bir şekilde bunu sağlamayı ve ailesine vakit ayırmanın yöntemlerini bulmayı başarmış. Yani bir garsonun en yorucu şeyi ayakta kalmak. Sürekli mesela fazla oturamazsın. Yani. Belli bir mola saatleri vardır. Yemek saatlerinden başka oturması ya yasak demeyeyim de yasak değil. Hani pek öyle müsaade edilmiyor. Öyle bir ortamda olmuyor yani. Sürekli ayaktasın, yemek veriyorsun, işte içeceğini veriyorsun, meşrubatlarını dağıtıyorsun falan filan. Oturmaya vaktin olmuyor. Ama belli bir süre sonra tabii alışıyorsun buna. Aslında daha çok fiziksel bir kısmı var. Fiziksel, aynen. Fiziksel yoruluyor. Beynen pek yorulmuyorsun yani garsonlukta. Hadi şu falan filan. Her şey makinede. Özel bir bilgisayar var bugün artık. Onunla biliyorsun. Beynen yorulmuyorsun yani. Biraz fiziksel yoruluyorsun ayakta. Eve gittiğin zaman o yorgunluğu anlıyorsun yani. Bir saat falan ya da geçiyor zaten. İşim güzel yani. İşimi seviyorum. Çalıştığım yer, ortam, arkadaşlarım çok iyi. Onları seviyorum. Patronumuz, müdürlerimiz, herkes iyi. Seviyorum. Yani başka çalışmanın zorlukları, tabii maaşımı alıyorum. Eve tabii ben destek oluyorum. Değinecektim. Yani sen bir yandan işte asgari ücret alıyorsun, bir yandan işte ekstralar da oluyor. Ekstralar da oluyor. Aslında bir artısı ailenle birlikte yaşıyor olman. Aynen. Bunun artısını görüyorsun da. Peki mesela ailenle yaşamıyor olsaydın, aldığın maaş mesela sana yeter miydi ya da işte şey yapar mıydı yani İstanbul'da yaşayabilir miydin? Kesinlikle, kesinlikle yeterdi. Neden? Ya başka birilerine yeteceğini pek düşünmüyorum ama bende şöyle bir şey var. Ailemle yaşadığım için aileme çok bağlı biriyim. Kardeşime, ailem, anneme, babama. Ben maaşımı asgari ücret olduğu gibi hemen eve veririm. Kendi ihtiyaçlarımı karşılaşımlar, ev ihtiyaçları, mutfak, araç gereç ihtiyaçları. O yüzden geri kalan parayı mesela elime geçen ekstraya gittiğim paralarda bazen mesai yapıyorum ben. Ve aylık tipimiz oluyor, bahşiş dediğimiz şey garsonlara. Onlarla geçiniyorum ben açıkçası. Aynen. Yani lazım olduğu zaman ekstra arkadaşlarımla mesela sinemaya, kız arkadaşımla belli bir yere gideceğim zaman anneme ekstra para harçlık dediğimiz alıyorum yani. Ama geri kalanını maaşı ben sürekli eve veririm yani. Aynen. Yani ya olaylar da, biraz böyle gelişir. Olaylar bundan da hiç gocunmam yani. Hani hiç aramam o parayı. Sürekli hani böyle alıştırmışım kendimi. Ana parayı eve verin. Lazım oldukça zaten annem babam bana veriyor. Öyle düşünüyorum ben. Tiplerle ve ekstralarla onlar da bana öyle geçiniyor. Yani.
mesela biraz tekrar başa dönersek, sen liseyi daha erken bıraktın. İşte evet. Hem kendi kararın hem de biraz koşullar gereği. Ya hiç şey oluyor mu böyle, ya keşke o kadar erken bırakmasaydım ya da okumaya devam etseydin dedim. Böyle bir pişmanlık ya da devam etseydin ne yapmak isterdin hani? Yani okula devam etseydim, radyo televizyoncu hayalim vardı. Ya, oyuncu olmak istiyordum. Hala o hayalim var da biraz seviyesi inmiş durumda. Çünkü okul, hani okusaydım lise işte radyo televizyon bölümüne daha bir yatkın olurdum. Ama olmadı. Belli sebeplerden dolayı. Pişman değilim. Ya, ilk bıraktıktan bir iki ay sonra bir pişmanlık oldu, öyle sezdim. Sonra işte para kazanınca, eve destek olunca daha yararlı olduğunu düşündüm. Ben kendi açıma, başkalarına bir şey diyemem. Zamanın büyük çoğunluğunu talep eden modern çalışma gününe alışmak zorken vardiyalı çalışan olmak daha da karmaşık. Kimi zaman sabahın çok erken saatlerinde başlayan işiniz, kimi zaman o çok erken saatlerde bitiyor. Genellikle gece vardiyasında çalışan Nuri ise bunun bazen dış dünyadan ne ölçüde koparıcı olduğunu anlatıyor bize. Peki aslında vardiyaları biraz konuştuk ama ben orada şunu da öğrenmek istiyorum. Mesela şimdi artık sabah 7'de 8'de hava hala karanlık oluyor. Pek aynen, çok çalışan da geç saatte çıkıyor da 6'da 7'de çıksa bile hava karanlık oluyor. Bundan çok şikayet ediyorlar. Sen bir yandan hem şöyle bir yanı var. Sen vardiyaları her hafta değiştiriyorsun. Mesela sabah evet, vardiyasında gece vardiyasına geçiş nasıl oluyor? Bir yandan da ayrıca gece vardiyasında yani nasıl bir zorluk yaşıyorsun? Sonuçta gece gidiyorsun, tekrar karanlıkta çıkıyorsun. Hani bu seni nasıl etkiliyor? Bu yani tabii mi? Bir hafta sabah vardiyası yaptıktan sonra mesela pazartesi günü mesela hafta bitiyor. Pazartesi günü de iznim oluyor. Sonra salı günü geceye geçiş dönemi geçerken de biraz tabii dengesizleşiyorsunuz. Bir iki gün falan filan. Biraz zor oluyor tabii. Yine karanlık. Sabah çıkıyorsun yine karanlık. Böyle bir hafta boyunca denge bozukluğu oluyor. Mesela bazen vardiyalar 2-3 hafta aynı oluyor. O zaman alışıyorsun. Mesela bir hafta denge bozukluğu oluyor, sonra alışıyorsun. Mesela ben çok biliyorum, mesela 1,5 ay gece durduğum oldu mesela. 1,5 ay boyunca. Peki mesela o zor değil mi? Yani şimdi şöyle, herkes uyurken sen çalışıyorsun, eve gidiyorsun, yorgun oluyorsun, uyuyorsun. Ya gece, tam tersi bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Tam tersi, aynen. Gece vardiyası o yönden zor gerçekten. Tam tersi. İnsanlar hep sabah erken şey yapar, gece uyurlar. Ben gece çalışıyorum. O da şöyle oluyor. Mesela sabah 7'de işten çıkıyorum. Direkt çünkü yorgun oluyorsun yani. İster istemez. Gece hani uyku iyidir. Sabah 7'de direkt uykum geliyor. Gidiyorum işte üstümü değişiyorum. Yatıyorum direkt. 12-1'e kadar. O da yetmiyor ama 5'e. Mecbur çünkü dışarıya vakit kalmıyor. Aileme işte vakit kalmıyor falan filan. Mesela sabah 7'de ben gidip yatsam akşam 6'ya kadar ne anlamı kalır? Mesela sabah 7'de kalkıyorum yine gidiyorum eve. Akşam yine karanlık. Yatıyorum yine akşam 6'ya kadar yine karanlık. O zaman yine dengesiz oluyor insanlar. Ya sen aslında tüm ünlülerin arasında bir yandan da hani aslında ailene veya işte kendine vakit ayırmak için ekstra bir çaba gösteriyorsun. Aynen. Biraz uykundan veriyorsun aynen, vesaire. Ya uykundan feragat ediyorum biraz. Aynen. Pek uyku uyumayı da sen aslında akrep burcuyum ben de. Çok rahatlığına düşkündür. Bilmiyorum ben aslında akrep burcunun hepsini, tüm özelliklerini taşırım. Bir bunda biraz çalışkanım yani biraz. Aynen. Fazla uyumayı sevmem yani. Yani bunun artısını erken yaşıyorsun biraz. Tabii. Çok etkisi oluyor yani o hayatta. Arkadaşlarıma vakit ayırıyorum yani. Çok özgürlüğüme de düşkünüm de. Gezmeyi, tozmayı falan yani severim yani. Arkadaşlarla vakit geçirmek, aileyle. Yoksa sürekli iş hayatı belli bir süre sonra psikolojiden bir şey kalmıyor yani. Yani sürekli aynı sirkülasyonda mesela askerlik gibi. Öyle bir dönemin oldu mu? Öyle bir dönemim oldu. Çok kötü bir dönemdi. O zaman nerede çalışıyordun ya da ne yapıyordun? O zaman da aynı otelde de oldu. Bir aylık bir süreç. Ondan önce, askerden önceki Avcılar'da bir restoranda çalışıyordum. Kafe restoran. Orada da oldu. Yani mesela sabah 9'da gidiyordum. Gece 12, en az yani 15-16 saat. Çünkü çok yoğundu. Ona göre tabii paramızı alıyorduk ya mesai. Yani benim için tabii sağlık, beden daha önemli. Paraya her zaman ikinci plandaydı benim için. Öyle bir yorgun bir dönemimiz oldu. Çok bayağı psikoloji, beyni etki ediyor falan filan. Öyle zor dönemlerimiz oldu yani. Tavsiye etmiyorum size mesai kalmıyor falan. O kadar uzun bir süre. Çünkü beden yani. Beden yorulunca hem böyle düşünemiyorsun. Sağlıklı düşünemiyorsun.
sağlıklı yemek yiyemiyorsun. Hı-hı. Sağlıklı, hani arkadaşlarına pek vakit ayıramıyorsun. Sürekli iş, aynı sirkülasyon. Askerde gibi. Hı-hı. Sürekli aynı sirkülasyon. Belli bir süre sonra insan sıkılıyor yani. Hı-hı. Aktivite yok falan. Öyle yani. Peki o zaman Nuri, sana çok teşekkür ederiz. Hayır, rica ederim. Ağzına ben de çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdın böyle. Rica ederim. Her zaman. Nuri tek tatil gününde yavaş yavaş evine dönerken biz önceden verilmiş bir söz için yeniden kurtuluşa yöneliyoruz. Kimi zaman söğüş tezgahında, kimi zaman dükkanının başında bulabileceğiniz sıkı çalışan bir esnaf Erkin. Ama bu refleksiniz mi yani? Her gün hazırlıklarını tamamladıktan sonra elindeki malzemeyi bitirene kadar çalışmaya devam ediyor. Ve kesinlikle göründüğünden daha karmaşık bir hikayesi var. Erkin abi, öncelikle merhabalar diyeyim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sen 2,5 yıldır bu işi yapıyorsun ama oraya gelmeden önce sen aslında başka bir iş yapıyordun. Sen müzisyensin. Evet. Nasıl oldu yani, bambaşka bir işe nasıl geçti, nasıl karar verdin? Biraz anlatabilir misin bize? Ya müzik sektörü Türkiye'de haftada 2 gün, 3 güne maalesef olduğu için diğer günler müzisyenlerin, orta şekerli müzisyenlerin böyle boş boş gezmesi veyahut da kahveye çıkması gibi söz konusu şeyler var. Biz de biraderle ne yapalım diye bir iş yapalım, ne yapalım diye düşünürken bizim İzmirli bir arkadaşımız vardı, Cüneyt. O da İzmir'de söğüşçülük yapıyordu. Onu bir yerde gördük, Allah Allah dedik falan filan, sarıldık birbirimize. Dedik böyle bir iş yapsak bizimle beraber olur musun? Derken tabii dedi, siz dedi dükkana bulun. Ben biz sizinle yapayım. Beraber olurum. Biz dükkanı tuttuk, her şeyi ayarladık falan filan, bir sürü kişi falan değil. Müzisyeniz biz yani. Tamamıyla ona güveniyoruz. Peki o masraf falan da oldu yani, o da kolay bir süreç değil yani. Dükkan tutuyorsunuz, sıfırdan bir iş açıyorsunuz falan. Zorluğu oldu mu bunun? Olmaz mı? Süper oldu işte. Yani sürpriz şeyler var. Siz mesela bulun dedi dükkanı. Aslında yani ben sizinle beraber olacağım. Biz dükkanı bulduk, her şeyi hazırladık. Güneyt abi arıyoruz. Güneyt abi İzmir'e dönmüş. Biz dükkanı kiraladık. Her şeyi aldık, yaptık. Ya sadece Güneyt abiye ihtiyacımız var. Güneyt abi yok. Erkin'in söğüş satmaya başlamadan öncesine dair de oldukça ilginç bir hikayesi var. Uzunca bir süre müzisyenlik yapmış Erkin ama müzik sektöründe tutunamamış. Sonrasında hayallerini başka bir yana kaldırarak abisiyle birlikte yapacak başka bir iş aramaya koyulmuş. Derken işte İzmir'de cimbom söğüş, Fatih kardeşim sağ olsun teknik bilgileri ondan öğrendiniz. Acilen öğrendik ve artık dükkanı yap. Açmamız. Açtık yani o şekilde, dedik gireceğiz artık, öğreneceğiz bir şekilde. Bir gün pişirdik, iki gün pişiremedik falan filan derken üst noktalarını öğrendik derken. Şimdi iyi gidiyor herhalde. Efendim? Şimdi iyi gidiyor herhalde. İyi gidiyor yani, şu anda İstanbul'un en iyisi diyebiliyorum yani. Yani şu an tezgah değil. Sizi bir gün inşallah dükkanı beklerim. Peki aslında gelecektik zaten ama siz buradaydınız. Bu tarafa evet, geldik. Evet, aslında evet, fena da olmadı yani. Evet, evet. Sokak röportajı daha iyi. Peki ben şunu soracağım. Mesela sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Yani siz bir dükkan kısmı var, bir de burası var. Siz daha çok burada duruyorsunuz aslında. Yani siz sabahtan akşama kadar bir gününüz, buranın hazırlığı vesaire nasıl işliyor? Sabahtan akşama kadar değil. Yani gündüz 3'e geliyorum. İdi de gidiyorum. Bulamazsınız. Bitiyor. Bitmese de gidiyorum. Ama çoğunlukla da bitiyor. Zaten oradaki hafta yazıyordu. Bilmiyorum okudunuz mu? Yani eğer bizi denk gelemiyorsanız bizi arayın, sizi ayıralım diye. Yani o kadar talep var yani. Evet evet, maalesef. Maalesef de bir İyi ki var diyorsunuz. İyi ki var. Peki yani hani burada neden tezgah açmaya karar verdin? Aslında kurtuluş da yani çok yaygın bir durumda yok hani baktığımızda hani. Evet evet evet. Mesela Taksim civarı veya başka yerlerde aslında daha ağırlıklı. Hani nasıl buraya karar verdiniz? Biraz riskli olmadı mı sizin için? Ben 25 senedir, 30 senedir kurtuluştayım. Buranın çocuğuyum. Biliyorsunuz yani. Evet, onun verdiği bir cesaret. Kebapçı var, köfteci var, lahmacuncu var, aradığınız her şey var ama söğüşçü yok. İzmir söğüşçüsü yok. O bizim için avantajlı tabii ki. Ama ilk önce bu işi dükkanda başladık tabii ki. Ben buraya yaklaşık 1,5 aydır çıkıyorum. 1,5 aydır geliyorum. Daha yeni yani burası. Tabii tabii, 1,5 aydır geliyorum buraya. Dükkan aslında 2,5 senedir dükkanları devam ediyoruz. Ama güzel gidiyor yani. Neden buraya da açmaya karar verdiniz? Bir dükkan vardı zaten. Arkaya taşındım.
Bir arka sokakta oturuyorum. O yüzden daha yakın olsun. Evet, evet, evimin hemen arkada. Erkin abisiyle yeni bir iş kurma fikrini ortakları ortadan kaybolsa da bir şekilde ayakta tutmayı başarmış bu fikrin ardına bina ettiği söğüş dükkanını. Chris esnafı ciddi şekilde vursa da o uzun uzun düşündükten sonra karar kıldığı işinde bir şekilde tutunabiliyor. Buna kendisi de şaşırsa da sebebini sattığı ürünün nadirliğiyle açıklayabiliyor. Mesela et fiyatları arttı aslında, pek çok şeyin fiyatı da arttı. Mesela bu sizi nasıl etkiledi? Ne yönde etkiledi diyeyim ya da? Yani bunu etkilemedi, bunun müşterisini gelip yiyor. Bunun ayrıca bir özelliği var diyorsunuz. Evet abi, yani bunu ne bileyim, ekmeği, yarım ekmek de 20 de yapsanız bunun tadını bilen, evet. Ya yani özel bir tercih olarak evet, geliyorlar evet, zaten. Evet, evet, evet. Mesela Levent'ten gelen var, Ganiye'den gelen var. İnanmayacaksın ama Kurtköy'den gelen var, biliyor musun? Oradan buraya Kurtköy'den, kadar geliyorlar. Evet, evet, evet. Telefon edip geliyorlar yani. O kadar. Belki bir şey mi deyip telefon ediyorlar, ayır bana diyorlar. Ayırıyoruz bir şekilde. Peki şunu soracağım, hani mesela peki müşterilerde bir değişiklik oldu mu? Yani mesela alım gücü düştü, eskisi kadar müşteri görüyor mu, yoksa onda da aynı sabitlik devam ediyor mu? Dediğim gibi yani aynı şekilde devam eder. Bunun yani şöyle söyleyeyim, bunun karnını doyurmak için gelmiyor insanlar. Yani atıyorum 6 liraya ne yiyebilirim, 5 lira ne yiyebilirim gibi bir şey yok bunun. Tam buraya o parayı vermeye geliyor diyorsun. Evet, bunu bulayım da. Yok ki. Yani İstanbul'da saysanız 5 parmak, 5 parmak da yok yani. 5 kişi yok bu işi yapan. Peki şunu sormak istiyorum. Hani siz aslında bu işi seviyorsunuz ama aslında müzisyensiniz. Hani hiç şey oluyor mu? Yani keşke müziğe devam edebilseydim gibi bir şey geçiyor. Devam ediyorum müziğe. Bir yandan onu devam ettiriyorsunuz. Devam ediyor tabii. Zor olmuyor müziğe mu peki? Olmaz mı? Nasıl tabii ki oluyor. Olabilir? Ama tabii ki tek başına olmadığım için bu iş artısı var. Tabii yani. Abimle beraber olduğu için kompeten daha çok abim olduğu için ben fazla zorlanmıyorum sadece. Peki nasıl bir düzen oluyor? Yani atıyorum gece işte müziğe gidiyorsunuz, işte gündüzde burada mı oluyorsunuz, yoksa haftanın belli günleri gibi falan mı ayırıyorsunuz? Müzik işi zaten hafta sonları yani cuma cumartesi, pazar belki var belki yok. Yani enteresan bir sektör, o da enteresan. Bazen hiç yok, bazen var. Bazen bütün hafta full dolu. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Yani gündüz 3'te gidiyorum. Akşam 7'de kapatıp gidiyorum. Yani patron bir. Bunun dertisi var yani. Yani fazla bir zorluğu yok. Zorluk sadece dışarıdasınız. Dışarıda çalışmak çok zor. Dışarıda çalışmak evet, çok evet, zor. Evet. Erkin'in büyük şikayetlerinden birisi ise kış günlerinin soğuğu. Hem dükkanında hem de sokakları gezdirdiği söğüş tezgahında ısınması mümkün olmayan Erkin, kışın onun için ne kadar zor geçtiğini anlatırken hepsi tamam da ayak üşümesini çözemiyorum diyor. Zorluğu tamamıyla havalar soğunca oluyor. Başka bir şey yok. Sadece havalar soğunca ayakları çözemiyorsun ya. Ayaklardan üşüyorsun. Geçen de bir hastaydınız, evet, geçmiş evet, olsun. Evet, hastanede 3-4 gün yattım falan. Hastanede çıkmak zor oluyor. Tabii. Çıkmadım 4 gündür. Sen gelmek istedin ve gelemedin yani. Biraz denk gelemedik. Evet, evet, denk gelemedik. Bu iş tezgahta seviliyor. Söğüş daha çok tezgahta seviliyor. Ne kadar böyle lüks bir dükkana sahip olsanız da insanlar daha çok bu işi bu şekilde tezgahta olan lezzeti daha çok seviyorlar. Şu an sadece kış kısmını gördük zaten. Evet, yazın daha keyifli hale gelecektir. O zaman da biraz sıcaktan zor olmaz mı? Evet, zor olacak o zaman. İşte akşam çalışmaya gideceğim. Ne bileyim ya. Dengesi var diyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki son olarak şimdi aslında yoğun bir tempomu da var bir yandan. Hem müzik hem burası. Mesela kendinize istediğiniz kadar vakit ayırabiliyor musunuz? Kendinize vakit ayırma kısmı daha doğrusu değil. Ne düzeyde? Maalesef kendimi artık vakit ayıramıyorum. Hiç mi ayıramıyorsunuz? Evet, yani çok sosyal bir adamlık yani aile olarak ailemle sosyal yaşamayı çok seviyordum. Yani canımızın istediğini her an yapabiliyorduk. Müzisyenliğimizden dolayı vakit bol, her şey. Tak diye istediğimizi yapabiliyorduk. Mesela hanımla beraber çocuklar okula gitmeden önce, daha okula başlamadan önce ne yapalım İzmir'e gidelim mi diyorduk. Yani hadi hazırlan İzmir'e yola çıkalım falan filan. İki gün işim yok, üç gün işim yok deyip İzmir'e gidebiliyorduk. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda yani tezgah açmak zorundasınız, dükkanı açmak zorundasınız.
sorumluluklar da beraber. Sorumluluk var yani kazancınızdan ziyade yani insanlara düşünüyorsunuz yani müşteri gelecek yok kapalı falan filan olmasın diye. İşleri de etkiliyor bir anlamda. Evet evet yani. Onun için artık böyle bir. Peki ailenize istediğiniz kadar vakit ayırabiliyor musunuz? Mesela çocuklar falan ne diyor? Onlar şikayetçi mi bu durumda? Çocuklar seviyorlar. Memnunlar yani. Memnunlar. Onlar yiyorlar. Yok hayır şu açıdan soruyorum hani eskisi kadar vakit ayıramıyorum diyorsunuz ya. Bunun mesela böyle bir etkisi oluyor mu? Onlar keşke yani eskiden daha çok vakit geçiyordu falan diyorlar. Artık onların da vakitleri yok. Okula gidiyorlar. Onlar da okuduğu için birisi Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda keman bölümünde. Büyütmüşsünüz zaten. 11 yaşında. Ondan sonra bir tanesi ilkokul bitmek üzere. Bir tane ufak var 3 yaşında. O zaten her şekilde zamanı geçiriyor. Ama onların da kendine zamanı yok yani. Büyük kızların da zamanı yok. Ama önceden tabii ki çok sosyaldik. Şu anda şikayet yok. Herkes hayatının önünde. Artık düzene girdi diyorsunuz. Evet. Bir düzen oldu sizin için. Evet, evet. Peki o zaman çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Tekrar kolay gelsin. Ayaklarınıza sağlık. Size sağ de kolay gelsin. Tezgahını biz gelmeden yeni açan Erkin'i onu bekleyen iş günüyle baş başa bırakıyoruz. Ve karanlık çökerken Karaköy'ün sakin sokaklarından birine doğru yola koyuluyoruz. Biha'nın üst katlarındaki stüdyosunda karşılıyor bizi Denef. Benim ya şey vardır ya böyle hani kendine çok Türkiye'de öyle bir durum vardır. Hani kendine kim olduğunu söyleyemezsin bütün. Hani fotoğrafçıyım deme ya da fotoğraf sanatçısıyım ya da sanatçıyım demek hani böyle çok zordur yani birilerinin sana onu vermesini beklersin. Genelde de böyle biz hani genel olarak biraz özgüvensiz yetiştirildiğimiz için hiç fotoğraflarıma güvenmiyordum yani. Hani böyle bir ve birilerine göstermek gibi bir derdim de yoktu. Çekiyordum onu sürekli. Bir de kendimi çok rahat ifade ettiğim bir alan olduğunu fark ettim gerçekten. Hatta bugün bile böyle eski fotoğraflarıma bakıp gerçekten nereden geldiğimi anlıyorum. Yani kişilik olarak da ne olduğumu hatırlatıyor bazen bana. Seni de yansıtan fotoğraflar, yani o dönemini. Hani benim her şeyimi yansıtıyor zaten fotoğraflarım. Sonra bunları böyle birilerine açsam mı, açmasam mı? Böyle öyle bir tereddütte kaldım. Sonra arkadaşlarım ya bir site yapsana kendine dediler. Bir web sitesi yaptım. Yayınlamaya başladım işlerimi. Seriler çekmeye başladım. Sonra bir anda fotoğraflarım dönmeye başladı. Yani böyle işte şey geldi hatta bir tane mail aldım bir dergiden. İlk yayınlamak istediler ve bana bir miktar para gönderdiler Fransa'da bir yerden. Para kazanıyorum fotoğraftan diye çıldırdım yani böyle. Ha bundan para mı kazansam diye. Aslında para kazanmayı gerçekten hiç amaçlamıyordum fotoğraftan. Hatta böyle hala doğru karar verip vermedim bilmiyorum yani. Biraz yorucu oluyor çünkü. Yani hani onu iş olarak yapmak. O şekilde böyle yayılmaya başladı. İşler gelmeye başladı. Bu arada fotoğraf işlemesini de öğrenmiştim ben. Bir arkadaşım, Alper diye bir arkadaşım bana öğretmişti. Bayağı ustadır o işte. Onunla birlikte stüdyolarda çalışmaya başladım. Fotoğraf işleyerek başladım. Sonra fotoğraf çekmeye başladım. Yani bunu bir iş alanına çevirdim daha sonra. Daha sonra dışarıdan freelance işler yapmaya başladıktan sonra şeyi fark ettim. Yani kendi kendime bunu götürebilirim artık. Bir de böyle kendi alanım olmasını, daha rahat çalışabileceğim bir yer olmasını da istiyordum. Sonra burayı açtım. Denef'in sanata hep ilgisi varmış ama fotoğrafı tamamen alaylı olarak öğrenmiş. Etrafındaki diğer fotoğrafçılar gibi atölyelerde ya da stüdyolarda yetişmediği için başlarda gerildiğini anlatıyor. Ama bir şekilde işi öğrendikten sonra kendi işlerini yoluna koymayı o da öğrenmiş. Ya aslında ben böyle şöyle bir insan değilim yani onu söyleyeyim böyle bir şeyin programını yapıp işte bunları alırım şöyle ilerlerim falan. Hayatım önce öyle yaşayamadım yani hani belki hani düzenli işlerde tutunamıyorum bu arada yani tutunamamın sebebi de odur. Böyle bir garip bir deli cesaretim var yani ve gerçekten bana nasıl yaptın dese hatırlamıyorum yani. Aa bu olur mu? Bu yani ufak ufak tek tek uğraşı uğraşı bir şeyleri yerleştirerek ilerliyor. Yani böyle bir program dahilinde hiçbir şey yapmadım. Bu atölyeyi arkadaşlarla beraber kolektif tuttuk. Yani hepimizin kendi alanı var ama iki katı böyle bu şekilde tutmuştuk. Bu fırsat çıkınca tamam falan dedim. O zaman ufak tefek işlerinden ayırabileceğim miktar düşündüm. Bomboştu burası. İşte yok şunu alırım. Kendi makinem zaten vardı. İşte bilgisayarım vardı. İki malzemeyle başlayıp zamanla bir şeyler yaptıkça alarak devam ederek. Yani böyle hani
şöyle bir program ilerledi. İnsanların bu arada çok güzel programları var. Yani hı hı. O konuda böyle bir şeyler de anlatıp insanlara yol da göstermek isterim. Ama gerçekten çok böyle yolsuz, yordamsız ilerliyorum ben maalesef. Hı hı. Öyle ilerledim. Deneme yanılma yöntemi evet, biraz yani daha. Hani ne olacaksa olur, en kötü aç kalırım falan diye. Ya biraz da tabii bunda şey var. Birilerinin çok fazla şeyin sorumluluğu olmaması üstümde. Hı hı. Yani çoluğum çocuğum olsa bu kadar rahat davranamam yani. Hani kendi kendime yetmiyorsa yetmez gibi hı hı. böyle bir rahatlıkla. Yola çıktım. Çok da mağdur olduğum bir durum olmadı yani. Peki sen evet. bir yandan mesela işte bir moda fotoğrafçılığı vesaire, hani olayın ticari bir boyutu var. bir yandan da aslında kendin özel olarak belgesel fotoğraflarıyla ilgileniyorsun. Biraz mesela o süreçte, o süreci anlatabilir misin? Yani hani bu ikisini birlikte götürmek nasıl oluyor senin için? Nasıl bir zorluğu oluyor ya da yani nasıl diyeyim? Belgesel fotoğrafı istediğin kadar vakit ayırabiliyor musun? Yani bir taraf böyle çok özgür, aslında ifade edemediğin her şeyi ifade edebileceğin bir alan. Ama diğer taraf senden bir şey istiyor ve talepleri var. Onları doğru vermek lazım. Bir prosedürü var. Yani bu arada işte mesela moda fotoğrafçılığında ya da işte ürün fotoğrafı çeken arkadaşlar dahil, hani hepsi böyle bir stüdyo ortamında yetişiyorlar. Genelde işte asistanlık dönemlerinden geçiyorlar. Ben başka bir yoldan da geldiğim evet, için başka bir şekilde buraya. Evet, benim için zor da oldu yani. O prosedürü de çok bilmiyorum. Diğer taraftan o psikolojiye de alışık değilim. Çünkü birine sürekli bir şey beğendirmem gerekiyor. Beni çok zorladı. Parayla ilişki içine girdiği zaman böyle o duygusal şey de biraz deforme olmaya başlıyor. İlk zamanlar böyle ya ben yapamayacağım falan diyordum. Ama sonra böyle beynimde onu ikiye ayırdım. Yani diğer tarafta çok sevdiğim bir şey var. Gerçekten hayatı onunla tutunuyorum yani. Diğer tarafta da onun için bir gelir kaynağı yaratmam gerekiyor. Tabii ki belgesel fotoğrafçının ya da sanat fotoğraflarının da bir şey var, geliri var ama hani düzenli bir şey oraya aktarman gerekiyor, yaşaman gerekiyor vesaire. Böyle bir ikiye ayrıldı. İşte burada işlerimi yapıyorum. Yani artık profesyonelleşti. Ne yapmak istediğimi biliyorum, ne istediklerini biliyorum, nasıl yaklaşmam gerektiğini öğrendim. Tabii bunu yıllar aldı öğrenmem. Diğer tarafta da yapmak istediğim her şeyi yapıyorum bundan getirdiğim kaynakla. Ama bazı süreçler yani bu yorduğu için böyle durduğum zamanlar oldu. Mesela çok yakın dönemde hiçbir şey yapmadım. Yani böyle durdum. Hani ne yapacağımı bilemedim falan. Çünkü bütün enerjim bu tarafa gitti. Tabii bir kriz başladı. Şey değişti biraz. Yani her şey çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Denef'in de işleri herkes kadar krizden etkilenmiş. Ajanslar krizden dolayı küçülmeye gittiğinden beri iş bulmanın zorlaştığını belirten Denef, dolarla satın alınan ekipmanları edinmeyi düşünmeden önce derin bir nefes almak gerektiğini anlatıyor. Benim etkileniyor şu an. Çünkü yani firmalar hemen tabii şey kısıyorlar yani bütçelerini. Reklamdan kısıyorlar. Daha uygun şeylere kaçıyorlar yani. Daha basit işlere kaçıyorlar. Doğal olarak o bize yansıyor. Onun dışında bizim her şeyimiz dolarla yani genel olarak. İşte ışıklardır, ekipmanla ilgili aldığımız malzemeler. Ben mesela bir şeyler almayı planlıyordum. Hepsini bir dondurdum böyle. Almayayım diye kaldı. Biraz beklesin. Evet. O şekilde yansıyor tabii. Yani bayağı yavaşlıyor işler. Bekliyoruz. Umarım Mart'ta daha kötü olacak diyorlar ama Mart'ta batmazsak devam edeceğiz. Daha batmayız. Yani bir daha herhalde batmayız. Yaşamaya devam edebiliriz. Peki mesela senin belgesel fotoğrafçılık aslında kolay bir iş de değil. Hani çok bambaşka yerlere gidiyorsun, bambaşka insanlarla bir arada oluyorsun falan. Mesela aslında bazı hikayelerim var hani ya da işte karşılaştığım biraz zorluklar var. Özellikle bir kadın olarak. Yani mesela onlar nasıl oluyor senin için? Hani mesela buna devam ediyorsun, seni durduran bir şey de olmuyor. Ya aslında benim şöyle bir avantajım var. Diğer arkadaşlardan hani belki proje çalışan arkadaşlardan belki biraz daha şanslı olduğum nokta şu. Çok içinde büyüdüm ve tanıdığım topluluklarla çalıştım. Bir de gerçekten böyle kadının biraz daha söz sahibi, yerinin daha böyle yani daha yer edinmiş olduğu bölgelere gittiğim için hani böyle çok ağır şeyler yaşamadım. Ama tabii yani bir kere ne bileyim dağ başında bir yere gidip fotoğraf çekmeye çalışmam bile zaten bir kadın olarak çok saçma geliyor. Zor zaten. Kadın bir fotoğrafçı olmanın neye tekabül ettiğinden de bahsediyor Denef. Projeleri için Kafkasya gibi oldukça ilginç yerlerde çalışmış.
kendi deyimiyle dağ başında tek başına fotoğraf çeken bir kadın görünce başta karşılaştığı insanlar garipsese de Denef birlikte geçirdiği vakitte insanları yaptığı işin normalliğini ikna etmeyi öğrenmiş. Bir projenin bir döneminde mesela gerçekten fotoğraf çekmek için gittim, kanıtlamaya çalışmak zorunda kaldım. Çünkü inanamıyorlar yani neden orada olduğuma. Şey işte fix aldım bir şey yani çoluğun çocuğun ne yapıyor, kocan ne yapıyor? Yok dediğim zaman orada böyle başka bir üzüntü. Aa yokmuş. Hayır olsun falan. Olur. gibi. Ama onun dışında böyle ben açıkçası çok şeye maruz kalmadım. Yani dediğim gibi mesela Apaze projesinde çalıştım. Zaten oradaki insanların çoğunu tanıyorum. Yani tabii ki bütün ülkeyi tanımıyorum ama gittiğimde yardımcı oldular. Kültürü biliyorum. Az çok nasıl davranacağım yani nasıl konum alacağımı biliyorum. Çerkez Köyleri projesinde öyle. Bu tahtacılarla ilgili çalıştığım projede de ya Alevi topluluğu onlar da öyleler. Ya o yüzden böyle çok bariz şeyler yaşamadım. Ama şöyle şeyler oluyor mesela. İşte bir ritüeli çekmek istiyorum. Erkeklerin girmesi hı hı. serbest, kadınların girmesi yasak. İşte girdim yani. Böyle ara adamlar sokak yalvararak, uzakta yatarak çekerek falan. Böyle 3 ay falan taciz ettim mesela birisini. Artık yani adam dedi ki gel ama yani şuradan giremezsin. Hı hı. Tamam böyle karanlıkta orada yatıp çektim işi. Yani öyle şeyler oluyor. Onun dışında yani dediğim gibi ben böyle çok hı hı. açık şeyler yaşamadım. Mesela kendi iş hayatımda da yaşamıyorum çünkü bütün çalıştığım arkadaşlarımın çoğunluğu kadın. Hı hı. Çok seviyorum kadınlarla çalışmayı. Olmuyor o yüzden de. Hı hı. Biraz da ben de böyle işin içinde piştim. Hı hı. Yani daha minimal bir şeyde olduğum için şanslıyım yani aslında. Böyle birebir maruz olduğum şeyler olmuyor. Ama bu tabii olmadığı anlamına mı geliyor? Gelmiyor. Hı. Yani birçok kadın arkadaşımız var. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Hatta ben işte bir süreçte biraz böyle bir yıpranmıştım uzun bir yurt dışında kalıp bir proje çalıştığım zaman. O zaman böyle bir makale okumuştum işte belgeselci kadınların tabularla yaşadığı sorunlar üzerine. Hı hı. Yani inanılmaz şeyler yaşıyorlar yani. Hatta kişiselleştirdiğim için okumuştum yani ben burada acaba çok mu göze batıyorum falan. Üstüne düşündüğüm şey şu. Şimdi zaten fotoğrafçılıkta şu an yani hepimizin yani sadece fotoğrafçılıkta değil bütün fabrikalarda her yerde. Hı. Yani bu bir... Zaten rekabet ortamı var çünkü sermaye daha çok emek hı. istiyor, daha az para vermek istiyor yani ve senden daha ucuz çalışanı bulmaya çalışıyor, senden daha çok iş göndereni bulmak istiyor yani bu bizde de değişmiyor. Hep yani daha fazla istiyor. Daha fazla zaten. İstiyor yani hı. daha fazlası ve seni yani at yarışında gibi birbirine koşturuyor. Şimdi hı. böyle bir düzenin içindesin. Hı. Ajanslar senden daha çok fotoğraf istiyorlar. Yani maalesef ki hayatta kalmak için, kendini var etmek için, fotoğrafçı olarak belki bir yerlere ulaşabilmek için daha çok iş göndermen lazım ve bunun için gerçekten hı hı. o sahada, gerçekten o ağır bedenin içinde perişan vaziyette koşturuyorsun. Yani burada kimseyi de suçlayan, yani bütün arkadaşlar orada aslında gerçekten emekleriyle parçalanıyorlar yani. Hı hı. Daha geniş fotoğrafçıların hı hı. kendi meseleleri gibi bakıp, oturup bunun gerçekten... Bu ekonomik boyut, yani sınıfsal boyut, yani gerçekten neden daha fazla fotoğraf göndermek zorunda olduğunu, neden rekabet içinde olmak zorunda olduğunu tartışıp, hı-hı. bunun içinde gerçekten kadınların konumu ne, erkeklerin konumu ne, hı-hı. yani bu meseleyi doğru bir şekilde bir yere bağlayabilirlerdi yani hı-hı. ya da hani dediğim gibi bağlayabiliriz hep beraber. Ama tartışmak, şu an mesela çok garip bir ortam var yani kimse birbirine tartışmak istemiyor. Tartışmaya böyle bir kavga gibi anlaşılıyor. Hı-hı. Ya da böyle birbirinin lafını çürütmek üzerine gibi. Meseleyi kapatıyor bu durumda. Kapatıyor evet. Ya da böyle geçiyor. Gerçekten insanlar birbirinden taraf haline geliyorlar ve birbirinden nefret ediyorlar. Ama burada aslında taraf olacak bir taraf yok yani. Hı. Hani bir durum yok. Hı. Taraf olmayı seçmek aslında bir tutum haline geliyor yani hı. bence. Ya da işte biz işimize bakıyoruz demek bir tutum. Hı. Yani mesela onu çirkin buluyorum yani. Hı. Ben istediğimi iteklerim, koştururum, öne de geçerim, çekerim kardeşim. Demek bana mesela doğru. bir tutum geliyor ve doğru gelmiyor hı. yani. Böyle düşün. Doğru anlatabildim. Ben biraz özetlediğim gibi hı. anladım. Hani yani evet böyle bir durum da oluyor hı. ama ona gelene kadar aslında böyle bir durum yaratılıyor. Hani böyle bir koşullar yaratılıyor fotoğrafçılar için de. Ve onun içerisinde bu durum ortaya çıkıyor gibi bir şey anladım. Evet. Hani temelde. Yani doğru anladım. Evet, doğru tamamen çok özet. Ben yaya yaya anlattım sen gayet özet olarak gayet söyledin. Gayet güzel anlattın.
O zaman Denef, biz sana çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bize böyle vakit ayırdın, stüdyonu açtın. Tekrar ağzına sağlık diyelim. Rica ederim, ne demek. Bu hafta da birbirinden farklı hayatlara konuk olduk. Onların yaşam mücadelesini dinledik. Haftaya farklı hikayelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.